Merhaba arkadaşlar ben Bıyıklı amcanız yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sabah işten geldim yayın açtım da herkes bir e, geri sayımdan bahsetti. Acaba dünya mı yıkılıyor? Acaba Maya takvimi gibi Entity Game'in takvimi mi bitti? Gibi söylentiler vardı. E, bundan 2 veya 3 hafta önce biraz araştırdım baktım. Entity Game canlı yayında büyük bir güncelleme olacağından bahsetti. CZ'de çok farklı güncellemeler, çok farklı yenilikler olacağını söyledi. Sırf CZ'yi daha çok canlandırmak için CZ'de daha çok XP ve farm'a farm yönelik e, yeni güncellemeler olacağını teker teker hatta kağıtta okumuştu e, GM'lerimiz e, GM'lerimiz öyle diyelim. E, biraz araştırdım, biraz araştırdım biraz baktım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum kimsenin Ahmet'in, Mehmet'in dediğine göre itemlerinizi satmayın. Itemlerinize sahip çıkın. Eğer bak CMB yayınında diyordu ki yeni server geleceğini. Ben bile bilmiyorum. Hani bize de 2-3 gün önceden haber veriliyor. Yeni server geliyor. Hani ben buna kesinlikle inanıyorum. Eğer şirket sahibi yeni server geleceğini önceden piyasaya e, piyasada belirtirse İtem piyasası, GB piyasası alt üst olur. Buna kesinlikle emin olabilirsiniz. Ve öyle bir şey olsaydı 13 gün 14 gün önceden emin olun haber verilmezdi. de. Ee, konuyu uzatmayacağım. Konuyu uzatmayacağım. Ee, bilmeyenler için, bilmeyenler için. Şöyle Night Online'ı e, giriş şeyine geliyoruz. Açıyoruz oyunu. Şöyle homepage'e tıklıyoruz. Karşımıza 12 gün, 12 saat, 36 dakika 56 saniye gibi bir geri sayım geliyor. Şöyle. Bunu en son Maya takviminde görmüştüm. Maya takvim sıfırlanırsa dünya yıkılacak falan dediler. <laughs> Ondan beridir böyle bir geri sayımla e, karşılaşmamıştım. E, Entity Game yayınında e, büyük bir güncelleme yapacağını söyledi. Hani şu an iki ihtimal var. Ya bu güncelleme bitecek tamam mı? CZ yenilenecek ve aynı anda yeni, e, yeni server gelecek. Veya ikinci ihtimal, ikinci ihtimal, e, yine 12 gün sonra, 12 gün sonra yeni büyük güncelleme gelecek. Bu 6-7 ay böyle ters test sürümü olur. Ondan sonra acaba tutuyor mu, tutmuyor mu, herhangi bug'lar, problemler var mı? En az bir 6-7 ay veya bir sene denenir. Ondan sonra yeni server gelir. E, size kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Kimse size kesin bir şey söyleyemez. Ama bu güncel, bu 12 günden sonra büyük bir güncelleme olacağı konusunda hem fikiriz. Ama ondan sonra muhtemelen yeni server gelmeyecek arkadaşlar. Tabi bu benim fikrim. Hani 3 gün sonra yeni server gelir. Aa amca işte sen yeni server gelmeyecek dedin. Yeni server gelir. Siz de üzülürsünüz. Ben de kırılırım. Hani itemlerinizi boşa satmayın. Hangi serverda olursanız olun. Yoksa herkes satmaya başlarsa Piyasa daha kötü hale gelir Emin olun Bu oyunu oynamak isteyenler oynuyor Yeni server Gelmesini isteyenler de izliyor Arkadaşlar Peki yeni güncellemede ne olacak amca Bunu herkes Merak ediyor ve Entity Game Yayınında GM'ler Şunlardan bahsetti Hemen açıyorum not defterimi Şöyle şurada diyor ki Önce hep beraber bir okuyalım. Oyuncuların istekleri arasında olan Kolonizon CZ haritasında XP slotlarının eskisi gibi kalabalık hale gel gelmesi için bir düzenleme yapabileceği iletiliyor. Bunun için haritada bulunan Barlock, Dark Knight, Evil Wizard, Falcon, CV gibi yaratıklar XP oranlarını %30 artıyor. Yani CZ'de bulunan bu yaratıklar artık %30 daha fazla XP verecek ve %30 ciddi manada çok güzel bir rakam. Yani Luferson'daki XP kasma merasimi artık CZ'de devam edecek. F e farmcılar için ve ve şunu da eklemek istiyorum. Restlerin %20 düşürülmesi gibi e, bu e, güncelleme içinde olacak. Yani AOC slotunda artık mageler hükmedebilir. Artık AOC slotunda varıyor. E, ondan sonra BP yerine e, mageler olabilir. Neden? Çünkü rester düşürüyor ve meşlerin demeçleri atıyor. Hani muhtemelen, muhtemelen diğer e, PvP serverındaki bütün meşleri e, Night Online'a toplayacaklar. Öyle düşünüyorum ben. Ve CZ çok iyi XP ve farm yeri olacak. Yani bu ne olacak? Mageler değer kazanacak. Ne olacak? Mage itemleri artacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar Bunlar hani Ekonomi yatırım e, Yatırım yapanlar şey şey derler ya Yatırım e, Yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar Bunlar kesinlikle Yatırım tavsiyesi değildir Bunlar benim şahsi Düşüncelerim, şahsi görüşlerim Hani şöyle olacak e, Mageler çok iyi farm Yapacak CZ'de Ondan sonra çünkü restleri Düşüyor Zaten meşler şu an nerf'lüler. Güçsüz. Mage'ler çok güçsüzler. Warrior koşuyor, 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 yere vurma şekliyle alanla meşleri kesiyor. Şu an zaten warrior'lar bayağı buff'lı bayağı güçlüler. Mage'lerin gücü artacak. Rest düştüğü için mage'ler herkesten daha fazla vuracak mob'lara. Ee, buna ek olarak arkadaşlar bu Balok'ta, Evil Wizard'da, Falcon'da Raptor drop'u falan ekleyecekler. Bak şunu, şunu, okuyorum. Buna ek olarak belirtilen yaratıkların droplarında high class weapon X gibi itemden eklenmesi de söz konusu. Hani expansional raptor, expansional şart. Yani CZ'de neredeyse her mob raptor atacak, şart atacak ve CZ farm yuvası haline gelecek. Farm ve XP yuvası haline gelecek. Bu ne demek? PK artacak, CZ canlanacak. E, oyun yeniden hayat bulacak. Yani zaten şu an oyun iyi durumda, daha iyi duruma, daha iyi e, iyileştirmeler olacak. Bak şuraya okuyorum. Haritaya bir de ek olarak eski dönemlerde yer alan Darkmar e, yaratıkların DKC slot'un yerine eklenmesi. Yani slot değişimi olacak ve bu dropların içinde yoğun olacağını haberi veriliyor. E, bu güncelleme, ışıklar galiba şey oldu. Bu güncelleme haberinin verilmesi bile oyuncular arasında bir olumlu yorumun alınmasına neden oldu. Yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Tabi bunlar hepsi benim şahsi fikrim. Böyle tekrar tükürüyorum. Bu sayım büyük güncellemenin habercisi. Öyle düşünüyorum. Resmi herhangi bir açıklama yok. E, yeni server gelecek veya gelmeyecek diyenlere kesinlikle itibar etmeyiniz. Ee, araştırdım, baktım. Ee, o yayını ben de izledim. Baya şey şeylerden bahsetmişti. Yani demek istediğim, demek istediğim, yeni server gelecek ana sayfada görmeden yeni server gelecek veya gelmeyecek söylentilerine asla inanmayınız. Ee, Valla baktım, sizler için araştırdım, şeyler yapmaya çalıştım. Hani umarım sizi bilgilendirmişimdir. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Siz siz olun. Kimseye itibar etmeyiniz. İtemlerinizi ucuzdan vermeyiniz. Yoksa hani bir sene önce de bir buçuk sene önce de yeni server gelecek iddiaları vardı. Siz night oynamazsınız. Night oynayanları izlersiniz. Ee, yeni server gelirse ne olur? Şöyle söyleyeyim. Ben de pazarcılık çok yaptım. En fazla ne olur? Arkadaşlar Şöyle söylüyorum 1-2 hafta maksimum 1-2 hafta piyasa allak bullak olur. Ee, ve maksimum 14-15 gün içinde tekrar piyasa eski haline görür. emin olabilirsiniz. Ee, tarih tekerrürden ibarettir. Hani öyle yok işte GB 10 TL olur yok GB 5 TL olur gibi söylentilere inanmayın. Ee, hiç Night bilmeyen, Knight'i 2 gün oynayan insan bile sizi yanlış yönlendirebilir hani e, uzun yıllar oynayan bile bu konuda yanılgıya düşebilir yanılgıya düşebilir siz siz olun tekrar söylüyorum İtemlerinizi ucuzdan vermeyiniz yoksa knight oynayamazsınız Night oynayanlar izlersiniz e, bugün normalde tek video paylaşacaktım mobil pubg falan videosu paylaşacaktım bir de e, bunu herkes soruyordu yayınımda her gelen Amca yeni server gelecek. Ki öyle bir şey de yok. Arkadaşlar yayınıma gelip yeni serverın ismini söyleyenler bile oluyor. Çok enteresan bir Night Online kitlemiz var. <laughs> hani gelip amca diyor, amca diyor. 14 Ocak'ta, 15 Ocak'ta, 17 Ocak'ta yeni server geliyormuş ve ismi de şu olacakmış. Adam isimle geliyor. Adam inanmış. Adam neden inanmış? Adam çünkü itemlerini satmış. Ve bu oyuna e, yeniden item almaya cesaret edemiyor. Ve sadece Knight Online'ı izliyor. Hani bu yüzden, bu yüzden hani yeni server gelecek şeyle yanıp kavrulup dolaşıp duruyor. E, neyse arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Ben bir Lamca. E, sizler için bir şeyler yaptım. Bilmiyorum iyi mi oldu kötü mü oldu buna siz karar verin. E, eğer beğendiyseniz, beğendiyseniz, iyi olduğunu düşünüyorsanız... Videomu beğenip, abone olup, yorumlarda sizde düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, ben Beyiklamca.